Burası Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeniyayla köyü. Bugün çeşit çeşit göçmen yemekleri bizden. Anadolu İkramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir köyünde birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Adana'ya özgü yemeklerin tariflerini Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yeniyayla mahallesinden Gül Duygun, Emine Ceylan ve Nazmiye Ateş veriyor. Bugün 3 çeşit hamur işimiz var. Birisi büzme pidemiz yoğurtlu, birisi dızmanamız, birisi de büzme tatlımız. Büzme tatlımızla pidemizin hamurunu aynı şekilde yoğuruyoruz. İçine tuzumuzu katıyoruz. Birazcık tuz. Güzel kabarık olsun diye, yumuşak olsun diye mayamız. Biraz yumuşak olsun diye sıvı yağımız. Ve suyla da yoğuruyoruz. Yoğurtlu pidemizle büzme tatlımızı yapacağız bu hamurla. Tatlımızın hamuru da hazır. Ben bunu keseceğim, beze haline getireceğim. Açmaya başlayacağım. Hem tatlının hamurunu hem pidenin hamurunu. Şöyle un atacağım ki tahtaya yapışmasın hamur. Şimdi bunu şey yapacak, oklağıyla açacak yani. Biz oklağı diyoruz, merdane diyenler var da. Oklağla açacak güzelce, azıcık yenilecek. Ondan sonra içine, çökeleği içine sepeleyeceğiz. Böyle büzeceğiz, sonra bıçakla keseceğiz. Kestikten sonra tepsiye dizeceğiz. Ondan sonra da üstüne yoğurt şey yapacağız, yumurta kıracağız, içine yağ koyacağız. Üstüne süreceğiz, fırına süreceğiz. Önce biz Edirne'ye gelmiştik. Oradan bizi göçmen de yani her bir köylere dağıtmışlar. Mercimek köyüne. Çok yerlere yani göçtük biz. En sonunda bir Kaldırım köyü vardı. Oraya gittik. Orada devlet bize ev yaptı ama tarla vermedi. Vermeyince sonra bu Küçük Mangı'da geldi. Biz oradan tarla verdiler. Ben o Küçük Mangı'dan, Ceyhan'ın köyünden buraya gelin geldim. Aynı bir köylüyüz. Ben akşam doğmuşum, Nazmiye sabah doğmuş. Ondan sonra bir daha 2,5 yaşında da buraya gelmişik. İşte ayrı ayrı o bir köye düşmüş, biz bir köye düşmüşük. Burada buluşmamız, ben gelin olduktan sonra yani şey yaptık, buluştuk. Her işimizi beraber yapıyoruz. Yani bize torunlar bana kanka dediler. Ay siz ikiniz kanka olmuşsunuz, hep bir arada duruyorsunuz diye. Kanka derler ikimize de. Kıvırma pidemizin de hamurunu açtım. Şöyle de göstereyim, tül perdesi gibi oldu, incecik. Böyle incecik açıyoruz. Şimdi çökeleğimizi atıyoruz. Şöyle çökelek atıyoruz içine. Sonra şunu biz şu şekil büzüyoruz. Bu şekil oluyor. Şöyle de göstereyim nasıl olduğunu. Sonra biz bunu şöyle küçük küçük şeylere kesiyoruz. Bu şekil. Şöyle kesiyoruz. Sonra tepsimizi yağlıyoruz tabanına. Şöyle çok yağ gerekmiyor. Hemen yanmaması için bir kek hamurunun altına nasıl bir tepsiye yağ döken o şekil elimizle şöyle. Emin abla istersen sen koy istersen. Şöyle diziyoruz bunu. Çok sık da olmasın, çok da seyrek de olmayacak. Mesela çevre köyler bunu pek bilmez. Nasıl bilirler? Buradan gidenler, o köylere gelin olanların anneden babadan görürse onlar yapar. Ya derse onlar pek bilmiyorlar. Bu köye ait. Bizim yemekler olduğumuz işte hamur işi böreklerimiz var. Ondan sonra
Değil mi? Şimdi burada da var kuru fasulyeydi, nohuttu. Mercimekten çorba yaparız. Ondan sonra bir de pekmezden böyle eski çorba deriz, muhallebi gibi. Onu yaparız, üzerine cevizle süsleriz. Sütlaşımız var, sütlaş yaparız. Bizim hamur işi çok meşhurdur. Hamur işi böreklerimiz, pidelerimiz, tatlılarımız çok meşhurdur. Bir davetlerde, düğünlerde muhakkak börek, pide, tatlı ille olurdu. Eskiden Bulgaristan'a yaptığımız yemekleri söylemedin. Lahan aşı yapardık, içine bulgur koyardık, biraz yoğurt dökerdik içine. O kadar güzel oluyordu ki ne. Şimdiki gençler bilmez de bir de bunlar momalikası meşhur. Momalikaları vardı. Mısır unundan yapardık onu da aynı öyle. Su kaynatıyoruz, suyun içine döküyoruz mısır ununu, karıştırıyoruz yani. O piştikten sonra bir tepsiye döküyorsun. Üstüne ya yağlı şey yapıyorsun, su yapıyorsun ya pekmez de şey yapıyorsun. Öyle yiniyordu yani. Yumurtasını kırdık, yoğurdunu da koyduk, şimdi yağsını da dökeceğiz, üstüne de dökeceğiz, tamam. Şimdi tuzunu da atalım, azıcık karbonat atalım mı üstüne? Katmıyor. Katmıyor mu? Sen bilirsin. Döktü mü yağı? Şimdi güzelce döktük. Şimdi yağsını dökeceğiz. Yağsını üstüne dökmemizin sebebi de güzel kızarsın diye. Bu işte bitti. Rahime, kızım bunu götür fırına da pişir güzel. Güzel kızarsın. Çiğ yeri kalmazsın. Tatlımızı yapalım. Aynı hamurdan yapıyoruz. Bu büzme pidemizin değil de tatlımızı biraz daha ince yapacağız. Ne kadar ince yaparsak daha güzel olur. Güzel açıyor. Biz böyle hamur açamıyoruz işte. Şimdi bu birazcık beklemesi lazım. Beklemezse hamur olur. Hani büzeceğiz ya bunu. Bunu biraz şöyle yerlendireceğiz. Biz ne yaparız? Şöyle sereriz bunu bir beze. Şöyle sereriz. Bu yerlenir biraz. Yerlendiğinde biraz kurumsu olur. Kuruduğu zaman da büzmesi daha güzel olur. Ben kendim Niğdeliyim aslında. Ben buralı değilim. Yeni Yayla'dan değilim. Göçmen de değilim. Ben Niğde'den gelin geldim. Bu ileride Niğdeliler diye bir köy vardı. Köyde küçüktü. 13 hane bir köydü. Okul yok orada. Yani şey yok. Biz buradan satın aldık evi.
Satın aldık ama sağ olsun herkes bana gerçek ben bu köylüymüşüm gibi davrandılar. Herkes çok sevdi, herkes kucak açtı bana. Onların ellerine bakardım ben nasıl yöreleri, şeyleri nasıl ise ben onlara da uyum sağladım. 22-23 senedir buralıyım, buradayım yani. Komşular beni seviyor, ben onları seviyorum. Gerçekten de çok severim hepsini. Mesela otururken çaya kahveye isteler, gel çay içiyoruz, neredesin diye ararlar yani, hiç şey yapmazlar. Beni de gerçekten hiç ayırt etmediler kendilerinden. Sevmeyen dursun. Bunu bitirdik. Şimdi bunu Emine teyzem güzel yapıyor. Büzsün. Bu da büzme tatlımız. Bunun oklavası ince olması lazım. Kalın olursa büyük olur. İnce olursa daha güzel olur. Cevizini de koyduk, püskürdüm de koyduk, doladık oklağımızı. Al sana büzme. Hadi koy onu doğrayayım. Biraz daha yerlensin. Gerçi çok da yerlenince. Tamam işte, iyi. Fazla şey değil. Çok da kurumamış. Güzel. Eskiden pamuk ekilirdi, pamuk toplamaya giderdik, pamuk kazmaya giderdik. Ondan sonra eskiden pek iş yoktu. Şimdi millet çevre muz serası oldu, domates serası oldu, iş sahası çoğaldı. Hele bir devlet destek vermeye başladı, zeytin çoğaldı. Şimdi hiç gençlerimiz boş durmuyor, yövmiye işi çoğaldı. Bizler de mesela zeytine gidiyoruz yövmiyeye. Çoğu şimdi serada çalışıyor millet, yani işsiz kalan yok. Muz terası açıldı, istersen muza giden. Tavuk çiftliği var, istersen tavuk çiftliğine git. Zeytin zaten, şimdiki bütün millet zeytinde, yövmiyedeler. Zeytin fabrikası da kuruldu buraya, zeytin fabrikası da var. Ben 20 yıldır da çavuşluk yaptım. Zeytin fabrikasına da gittim, tavuk çiftliğine de gittim. Çalışana ekmek var, her taraf iş sahası. Bu siyah zeytini, bu salamuraya koymuşum bunu, tuzla yapıyorduk önceden. Acılı da ya, onun için zaten acı kısım döksün diye koydum. Bu siyah zeytini biz tuzla koyarız şeye, bidonun içine. Gelip geçtik sıra yuvarlarız siyahı. Bunu salamura yapmış. Bunu da işte kimi taşla kırız, kimi bıçakla çizeriz. Onu da 2-3 gün tuz şeyde suda bekletiriz. Süzeriz 2-3 gün sonra. Dördüncü günü, beşinci günü yani tuzlu suya koyarız. İki güne bir acı suyunu dökeriz ki acı olmasın diye. Bunun üstüne azıcık pul biber, zeytinyağı. Ondan sonra buranın limon da meşhur. Köyümüzde limon da çok yetişiyor. Narenci de var. Limon da sıktın mı kahvaltıda, bu hele de büzme pideyle az önce yaptık ya, yeme yanında yat. Kalan tepsimize dizelim. Şimdi bunun da tepsisini yağlıyoruz. Hemen bunun da tabanına yağ süreriz. Çok yağ sürmeyiz. Gene hafifçe ne? Büzme tatlımız. Şimdi bunun da üstüne kızardıktan sonra yağsını süreceğiz. Yağsını süreceğiz, fırına süreceğiz. Ondan sonra da şerbet dökeceğiz üstüne. Kızım sen bunu da fırına götür pişsin. Müzik
da hamurunu önceden yoğuruyoruz ki mayası gelsin diye. O böyle biraz akışkan oluyor, cıvık oluyor. Bunu da Nazmi yengemin, Emine ablamın üstüne yapan kişiyi tanımıyorum. Bir de Fevziye ablam var sağ olsun. Benim çocuklarım çok sever. Evde misafirim geldiğinde, özel günlerimde bunlardan rica ederim. Bunlar bana yapar, pişirir de getirir sağ olsunlar. Hakkını yiyemem şimdi. Hamuru bak şimdi yapacağım, böyle yuvarlayacağım. Şimdi bıçakla keseceğim. Peyniri dolu peynir koydunuz. Ya şimdi koymayacağız peynir, git öte. Yine beni konuşturacak kar ya. Tamam şimdi. Şimdi dızmanamız bu şekildeydi. Bunu bitirdik. Bu biraz 15-20 dakika bekleyecek. Bekledikten sonra üstüne yoğurtlu, yumurtalı, aynı pidede olduğu gibi fırınımıza süreceğiz. Pişecek güzelce, kızaracak. Şimdi her şeyimiz bitti. Masamızı güzelce bir toparlayalım. Pişirdiklerimizi getirelim. Afiyetçe yiyelim. Biz bugün hamur işlerini yaptık, tatlımızı yaptık, kıvırma tatlısı, dızmanamızı yaptık, yoğurtlu pidemizi yaptık. Hadi buyurun, hepimize afiyet olsun. Çatal yok mu kızım canım, ben çatal yok. Şimdi beyin de görse bunları, vay be! Allah bizim devlete çaldı! Sen söyle, ben bunu söyleyeyim. Sevdiğime sevdim ellere, çıt 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 bedene de sar bedenli bedene. Dünya dolu yar olsa da